Murat Çiçek 200'ler Diyoruz ki madem mütefikiz hem de stratejik olanından o zaman bizim terörist olarak kabul ettiklerimizi siz de terörist olarak kabul edin. PKK'na ise diğerleri de onların farklı adlarla uzantılarıdır. Tamam diyorlar ama önce kapalı kapılar ardında sonra alenen PKK'yı terörist olarak tanımlıyoruz ama yPGp' de bizimle birlikte DAEŞ'e karşı mücadele veriyor ki yalan söylüyorlar. Onları terörist olarak kabul etmiyoruz. Diyoruz ki sizin terörist olarak kabul etmediğiniz bu PYD rejim güçleriyle bir olmaya hevesli Salih Müslim'in ortam oluşursa eset güçleriyle birleşiriz açıklamasını unutmayın. Bir örgüttür. İnanmış gibi yapıyorlar ama el altından her türlü desteği veriyorlar diyoruz ki dost musunuz? diyorlar ki evet. Peki dostsanız dostun düşmanı düşmanınız olmalı diyoruz. Haklısınız diyorlar ama düşmanları olması gerekenlere silah yardımı bile yapıyorlar iyi mi? Ki o silahlardan bazıları Cizre surunu saybinde ortaya çıkıyor. Yetmiyor düşmanları olması gereken terörist grubun elinden plaket alıyorlar. Diyoruz ki Suriye sorununu çözmek için güvenli bölge ve uçuşa yasak bölge şart. Mırın kırın ediyorlar, kabul etmiş gibi görünüyorlar ama bu hamleyi bertaraf etmek için uluslararası platformlarda ayak oyunları yapıyorlar. Aradan 4 sene geçiyor, haklılığımız ortaya çıkıyor. Şimdi sadece güvenli bölgeye sıcak bakmaya başlıyorlar. Uçuşa yasak bölge için 4 yıl daha beklemek mi gerekiyor? Diyoruz ki Suriye'de Daesh'le mücadele edelim, Daesh adı altında orada etnik temizlik yapmayın. Tamam diyorlar ama Türkmen dağını bombalıyorlar, Türkmenleri öldürüyorlar etnik temizliğin dikalasını yapıyorlar. Diyoruz ki 2,5 milyondan fazla göçmene sizin hiçbir yardımınız olmadan baktık, bakmaya devam ediyoruz. 8 milyar harcadık, helale hoş olsun yine de harcarız ama gelin siz de elinizi taşın altına sokun, bu meseleyi birlikte halledelim. Tamam diyorlar, müthiş işler yapıyorsunuz, biz sizin gibi yapamayız, lütfen göçmenlerle ilgilenin, biz her türlü yardımı yaparız taahhüdünde bulunuyorlar. Sonra 2 yılda bir 3 milyar eurodan fazla ödeyemeyiz diyorlar. O parayı da AB üyelik öncesi fondan kullanıyorlar oysa sırf kendilerine zarar gelmesin diye Yunanistan'a 400 milyar euro veriyorlar. En son dayanamıyoruz ve diyoruz ki yalan söylüyorsunuz, utanmıyorsunuz. Biz sizin verdiğiniz paraya ihtiyaç duymuyoruz. Bundan sonra da biz bakarız ama yeni gelenleri de facto Suriye sınırında durduracağız. Göçmenlerle sınırın öteki tarafında ilgileneceğiz. Sınırı açmamıza zorlarsanız sadece Suriye'ye olan sınırı değil, Yunanistan ve Bulgaristan'a olan sınırı da göçmenlere açarız. Bakalım ne yapacaksınız. Kıvrım kıvrım kıvranıyorlar. Ama onlardan daha fazla Türkiye'deki yerleşikleri bağırıyor. Ağanın malı gider, Derya'nın canı misali kirli pazarlık deme cüreti gösteriyorlar. Tüm bunlar iki yüzlük değil de nedir peki? Murat Çiçek star